oldu bak, evet. Ben hatta şey söyleyecektim ya. Gelin, tam da o konuyu anlatacaktım. Şimdi ben bir anlatabilir miyim? Hangi konu bakalım? Hayır, ben direkt şimdi başlıyorum. Tamam, başla. Ben sen ortalığı karıştırdığını düşünüyorum Murat. Tamam. Bunu arkandan söylemiş olmayayım. Yok, ben ilişki yaşım bu arada, sonuna kadar dinliyorum. Yok. Arkadaşlar, evet, kapılar açıldı. Vay be, Berke'ye bak nasıl dertli adam. Adam made in oldu. İki günde yıktınız çocuğu. Kızımız da. Hale bak. Kızımız gözlüğünü takmış Öykü Hanım. Kızımız mı ağladı? Evet. Işıltımdan gözlüğünü takmış olabilir. Öyle mi? Estağfurullah, şaka yapıyorum. Ne oldu peki sizde? Onu da alayım da sonra dakika, genel ne dedi bir... anlayamadım son. Işıltından gözlerini, gözlüğünü alamadığın için gözlük takmış. Onun ışıltısı. Evet herhalde. Bu neyin egosu? Yani adamın egosunu aşamıyoruz ki bir yüzüğünü. Bir şey sormak ne? istiyorum. O kadar buradaki şey arkadaşlarıma da sorabilirim hatta. Egolu bir insan mıyım arkadaşlar? Hayır, hayır. Hep birlikte evet değil derlermiş. Ya bizim iletişimimizde vardı ama. O öyle bir şey istemiyorum oraya. Vardı evet. Hiç öyle bir insan değilim. Evet. Ben anlayamadım bugün açıkçası ne oldu, ne gitti aramızda. Ya sen konuşup konuşup sonra niye hiçbir şey anlayamıyorsun? Ben de bunu anlayamıyorum. Ya, hayır, ben her şeyi çok iyi anladım aslında. İşte o yüzden anlayamıyorum diyorum. Öykem çok iyi. Ama konuşuyorsunuz ve konuştuğunuzu ben de anladım. Hatta içeri girerken öğretmen edasıyla anlatacağım. Evet. Ama bu tarz insanları tanıyorum. Kapalı. Hayır. Kapalı olduğu için anlamayabilir dedim, evet. Kapalı. Böyle bir cümle kullanıldı. Evet, böyle bir cümle kullandım. Çünkü detaylıca anlatmama rağmen hala aynı noktaları konuşuyoruz mesela. Hala şu anda bilemez, da aynı şey atlayamıyoruz demez. Yani anlatabiliyor muyum? Mesela Onur'a da izah ettim. Hani Onur'a da hani erkeklere bir için sistem ettiğim kısımları hani söylediğimde Onur gayet de biz seni zaten bu noktada anladık, onda bir sıkıntı yok ama o da bizim arkadaşımız ve erkek gözüyle bakarak ona hak verdiğini gayet güzel bir dille izah etti. Ama dedi ki bir yerde bana Onur bile seni anlıyoruz. Ama hiç Berke'den böyle bir şey çıkmıyor. Bir şey söyleyeceğim. Onur'a doğru gelen şey bana yanlış geliyor olabilir mi acaba? Tamam, gelebilir. Ben zaten buna bir şey söylemiyorum. Şundan örnek vermek istiyorum mesela. Hiç flört bile olmasak, tanışma yolunda bile olmasak, başka bir damat adayı geldiğinde onunla tanışabilirim dedin. Evet. Doğru mu? İşte benim mesela görüştüğüm insanın ben böyle bir şey yapmasını istemiyorum. Ben görüşmem çünkü. Flört olmasak, tanışma yolunda olmasak niye görüşmüyorum ben biriyle? Hayır, hani o elektrik var ya, enerji var ya aramızda, bundan bahsediyorum. Belki enerjimiz var diyorsun. Şimdi Öykü Hanım yaptığı şakalar bile irite edici şeyler. Bakın biz bir şeyleri toparlamak için. Bir şey söyleyeceğim. İrite olmak çok tehlikeli bir şey. Ama... Oldum. Yani bir ben zaten saklamıyorum ki. Sınırını aşan bir yoklayan yerlerdeyseniz. O ne demek? Yani tahammül. Yok. İrite. Olmak. Rahatsız olmak. İten bir şey yani, oldu demek irritated. Yani. İrite. Soğumak gibi bir şey. Çünkü yani biz Buse'yle konuştuk. Yani bunun şakası, bu hiç hoş bir şey değil. Daha ne yeni. Ne şaka? Bir tane şakası. Şöyle bir tane zaten oldu. Tam oldu. Başka şakaya ihtiyacımız yok. Bahçeye çıkarken orada arkadaşlarımız oturuyor işte. Evet arkadaşlar, biz düşündük taşındık, Buse'yle arkadaş kalmaya karar. Mesela ben de buna güldüm. Çok kötü bir şaka. Ama niye bozulmayayım? Arkadaş bunun daha biz bir şeyi düzeltmeye çalışıyoruz. Tanışma yoluna belki girmeye çalışıyoruz falan ya. Arkadaş kalmaya karar verdik. Nasıl bir şaka? İnsanların tepkisini yani merak ettim. Alalım. Sonra da bence... niye bu kadar alkışladınız dedim mesela. Ya Tatiana, biz ilk önce bahçede yani oturuyorduk. Yani Leyla, sen sürekli benimle uğraşmaya çalışarak seninle bakmaya çalışıyorsun. Seninle bu evden ki gitmek için yalvaracaksın. Dün de sana söyledim. Üstüme yürüdün ya, bunu asla unutma. Yalvaracaksın ki beni yazın gönderin. Sana burayı dar edeceğim. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Benimle alakalı hiçbir şeye dahil olma. Olursan bunun net bir şekilde karşılığını alacaksın. Sen o zaman ilk başta benimle alakalı bir şeye dahil olma ki ben de seninle alakalı bir şeye dahil olmak zorunda kalmayayım. Sen benimle alakalı her şeye dahil olmak zorundaymış gibi ben kendisini hissedip böyle davrandığın için böyle her zaman ters düşeceğiz. Bakalım kim kimi göndermek için yalvaracak. Anladın ben kimseye mı yalvarmam. Başını da ya Leyla artık yeter. Ne olur benim konularıma dahil olma. Hatta bu konuyu konuşmayalım. Muhatap da olmayalım hiçbir yerde. Anladın mı? Asla anlıyorum. Muhatap şu an olmayalım. Şu an üzülüyorum sana, biliyor musun? Çok özür dilerim sana öyle çıkıştığım için. Gerçekten. Leyla. Ne olur bunu anlatayım Öykü Hanım. Lütfen ya. Salıncakta oturuyoruz Tati'yle. Dedi ki Beyza böyle böyle işte. Bugün de benim yüzüme bakmadı. Dedim ki dur şimdi dedim. Gel dedim makara yapalım. Ben de onun yaptığı gibi bak gösterecekler ya gerçekten. Gel dedim makara yapalım. Meğerse bunlar da burada Tati'nin muhabbeti hakkında konuşuyorlarmış zaten. Ben bilmiyordum bunu.
Oradan hatta tat dedi ki yok ya, yok yapmıyorum. Ya dedim gel yapalım, hem de görmüş oluruz neyin ne olduğunu. Nasıl oluyormuş yapmak. Geldik yaptım. Burada tepine tepine mermeri deldin ya. Peki ben üstüme de şunu soracağım. De. Orada gergin yok, bir ortam varken ben yok, şaka yaptığımda şaka olarak algılanmıyor da bizim aramızda hala bir şeyler çözülmemişken. Sen o şekilde yükselmeseydin ben anlatacaktım sana şaka kesinlikle olduğunu ve gönlünü de alacaktım. Şaka değil yani. Bir saniye neden olmadığını anlatayım. O abi, seyirciye söylüyor ki o anda. Gel şakayı gösterelim diye. İzleyince görecek işte yani. Sen önden böyle bir şey söylemedin. Şaka nasıl? Biraz daha profesyonel davranıyor. Şaka nasıl yapılır biliyor musunuz? Şaka hangi konumda yapılır? Bence benim görüşüm bile. Bilmiyordum burada o konuyu konuştuğumuzu. Şöyle biz ne olur atıyorum Yeliz'le aramızda bir problem olur. Sonra otururuz konuşuruz Yeliz'le. O problemi çözeriz. Sonra arada birbirimize atışmak için o peki problemden birbirimize tamam şaka yapabiliriz. Leyla bu şaka bitti olur. Tamam, ama Leyla bizim bitti bir problemimiz hala devam ederken şaka yapamaz. Konu Tatyana zaten. Konu Tatyana. Tamam.